Dedim o hapishaneye giriyor gibiyim, poz vereceğim böyle. Şöyle. Yandan şöyle poz vereceğim. Arkadan poz veriyorlar mıydı? Bir de şöyle şu profilden poz veriyorlardı şöyle. Yemin ediyorum şu an tipim moton ya. Nasıl bir kombin bu ya? Bayıldım. Elimde de red kit var zaten. Ağzına da kürdan buldum bu red kit'e benzemek için ama red kit böyle giyinme tabii. Ve şu an zıplayacağım. Zıplayınca göreceksiniz. Videolarda nasıl hile yaptığımı göreceksiniz. Hava çok sıcak çünkü. Bakın zıplıyorum. İnşallah gelebilirim kameranın önüne kadar. Gelebilecek miyim? Gelirim ben. O kadar zıplıyorum. Hayatı zıplıyorum demişken. Yanında zıp top da var. Hop. Dur bakayım. Az zıplıyor. Bakın bekleyin. Evet, işte altıma maya giyiyorum gençler, gömlek giydim, bu sıcakta bir de uğraşamam o kadar. Merhaba, ben Samet Özcan. Beni tanımıyorsanız şu andan itibaren tanıyorsunuz. Ben Samet Özcan. Hayatımı ve ekstra şeyleri yapan bir insanım. Bugün mimarlığa başlamadan önce bilmeniz gereken 5 şeyi anlatacağım. Ama bu 5 şeyi anlatmadan önce bu videoda ekstra olarak size yaptığım tasarımlardan 2 tane daha göstereceğim. Bir tanesini kardeşimle beraber tasarladık. Daha doğrusu kardeşim tasarladı. Ben ona fikir verdim. Tabii ki de fikir adamıyım her zamanki gibi. Fikir vermeyi severim. Ve size birkaç video önce bir proje göstermiştim. Bu proje de tam gelişmemişti. Şu an onu bir varyasyon daha geliştirdim. Bu videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Red Kick de öyle söylüyor. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Samet Özcan'ı sevin. Red Kick, görüşebiliriz sonra. Evet. Kürdan kaldı. Bu da çok asi bela oldu ve uzunluğu çok fazla. Kürdan demişken şu an evimde bir kürdan görüyorsunuz değil mi? Ben burada bir sadece kürdan görmüyorum. İleriki zamanlarda sizde de böyle olacak. Kürdan demek yapacağınız tasarımların kolonları demek. Mesela bunları taşıyıcı olarak kullanırken düşünün. Şundan kırdınız bir tane daha. Buraya koydunuz, buraya koydunuz, buraya koydunuz. Hatta üstüne getirdiniz, bu şekilde koydunuz. Bundan bir çatı oluşturabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Kürdanlar inanılmaz şeylerdir. Hatta evde jelibon olsaydı jelibonlarla bunları tutkal olarak tutturup jelibonları birleştirip böyle birbirine modeller yapabilirdiniz. Modelleri jelibonla yapmak çok keyifli oluyor. İleride size bir fikir olarak abi tavsiyesi Samet Özcan Style olarak kullanabilirsiniz. Neyse, şimdi ilk başta kardeşime fikir verdiğim, kardeşimin kendi tasarladığı bir projeden bahsedeceğim. Ve bunu hala tasarlamaya devam ediyoruz. Bir yoga stüdyosu. Evet, yanlış duymadınız. Bir yoga stüdyosu. Biz bitişik birbirini devam eden evlerin olduğu bir yerde bir yoga stüdyosuyla bir ev tasarladık. Evin sahibi evde oturuyor. Yoga stüdyosunda da öğrencilerine veya derslerini veriyor. Bir spor eğitmeni olarak düşünün. Yoga inanılmaz bir şey. Yapmadım ama yapmak ister miyim? Hiçbir fikrim yok. Benim yapmaya ihtiyacım da olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten yeterince tavana bakıyorum. Tavana bakarken benim için bir yoga oluyor. Bu yoga stüdyosunu tasarladığımız yerdeki eğim çok fazlaydı. Eğim fazla olduğu için de daha farklı bir sistem yapmamız gerekiyordu. Bu yoga stüdyosunun karşısında bir parka bakıyordu. Biz de buna özel olarak insanların yoga yaparken bahçeye bakmasını istedik. Yoldan da hiçbir şekilde görünmemesini istedik. Ayrıca buradaki eğimi de çok farklı bir şekilde kullandık. Sizce bu tasarım nasıl olmuş? Ezan okunuyor. Videomuza ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar beraber. Projeyi beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Beğendiyseniz evet, beğenmediyseniz hayır işaretleyebilirsiniz. Evet, şimdi ikinci projemize geçiyoruz. İkinci projemiz benim projem. Benim projemde geçen hafta anlattığım gibi ben bir mimarlık merkezi tasarlıyorum ve bu mimarlık merkezi Galata'nın orada. Ve bir postmodern bir yapı yapıyorum. Postmodernle modernizm çok farklı şeyler. Şu an postmodernle modernizm farkını anlatmaya kalkarsam bu video biter. Bu yüzden postmodern olduğunu bilin. Geçen haftalarda projenin ilk hali böyleydi. Bir tasarım uzun bir süreçtir. İlk yaptığınız şey öyle bir gelişiyor ki son haline siz bile inanamıyorsunuz. Mesela geçen haftalarda içindeki boşlukları çok beğenmemiştim. Bu hafta o boşlukları doldurarak daha üst katın kütüphanesini daha da uzattım. Teras bakışlarını daha da değiştirdim ve son halini aldı. Son hali de böyle. Push me down, down.
Tekrar buraya anket olarak bırakıyorum. Bu projeyi beğendiniz mi? Evetse evet. Hayırsa hayır. Bunu ben yaptım. Samet Özcan imzalı bakın. Ona göre. Fikirlere açık olmazsanız kendiniz açısından bir şeye de takılı kalırsanız hiçbir zaman ilerleyemezsiniz. Böyle bir şeye bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım diye kafanızı takmayın. Çünkü birini tutmaya çalışırken elinizdeki 100 tane fikri kaçırabilirsiniz. Biz bunun olmasını istemeyiz. Evet, tasarımlarımı size gösterdiğime göre artık mimarlığa başlamadan önce bilmeniz gereken 5 şeyi anlatalım. Yalnız bu 10 oldu. 5 şeyi anlatalım. The ocean of my mind, but in the end I drown. You push me down, down. Bir, tarihin silüetini, dünyanın silüetini değiştirmiş mimarları takip edin. Hayatlarını okuyun, neler yapmışlar bakın. Şimdi size farklı bir pencereden bakmanızı sağlayacağım. Çünkü zaten ezan da okundu. Ezandan aklıma geldi şu an. Normalde cami tasarımlarına bakıyorsunuzdur değil mi? Hepsi aynı şekilde tasarlanmış. Aynı şekilden kastım. Şu an hepinize cami desem aklınıza direkt minaresi gelir. Şimdi size bir ezber bozan bir cami söylemek istiyorum. Sancaklar Cami. Mimarı benim de örnek aldığım birisi. Mimarı Emre Arolat. Eğer bu videoyu izliyorsa da kendisine selam söylüyorum. Bu caminin önüne götürsem dersiniz ki burası cami mi? Evet, ama burası bir cami. İşte mimarlık da tam da burada başlıyor. Mimarlık bir şeyi olduğu gibi değil, olduğundan farklı yorumlamaktır. Elbette ki böyle bir tasarım yaptığınızda karşıt görüşler olacaktır. Fakat burası gerçekten bir cami. Buraya ilk girdiğinizde yukarı bir üst avlusu var camiye giden. Aslında cami alt tarafta sade bir şekilde tasarlanmış bir yer. Burayı farklılaştırmak, kişiselleştirmek yerine globalleştirmeyi seçmişler. Çok sadeliğiyle bunu da yansıttıklarını düşünüyorum. Yani geçmişteki iyi mimarların, tarihteki dünyanın süliyetini değiştiren mimarları takip ederseniz gelecekte yapacağınız şeylerde de üstüne koya 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 ilerlersiniz. Bu yüzden bir önceki mimarları takip edin. Tabii ki beni de takip edin. 2. Hayal gücü. Hayallerinizi asla dizginlemeyin. Fakat gerçeklikten de ayrılmayın. Bugüne kadar çok iyi mimarların, tasarımcıların tasarladığı şeyler hayata geçmiyor. Çünkü geleceği öngörseler de tasarımları yere basan şeyler tasarlamıyorlar. Ütopik şeyler tasarlıyorlar. Düşünün, yürüyen makinaymış gibi yapılan tasarımlar mı dersiniz? Ne kadar güzel görünse de bunun gerçekten insanlar kullanabilir mi? Yoksa sadece göze hitap ediyor mu? Buna bakın. Ama hayal etmekten asla vazgeçmeyin. Çünkü hayalleriniz uçsuz bucaksız bir şey. Siz bir hayalinizi gerçekleştirirken onu tutup çekiyorsunuz kendinize ve yere oturtturuyorsunuz. Yere oturtururken gerçekten bu yere oturacak mı diye dikkat edin. Yoksa hayal kırıklığına uğrarsınız. Her attığınız bir çizginin anlamı olmalı. Hiçbir anlamsız çizgi kullanmamalısınız. Çünkü siz bir ressam değilsiniz. Bunu unutmayın. Ressam olmadığınız için her çizginin bir anlamı olmalı. İki tane çizgi çekiyorsanız bu çizgi eğer bir yolsa o yolu ifade etmeli. Üçüncü bir çizgi sadece orada görsel olarak güzel duruyorsa bunu ifade etmemeli. Çünkü bu bir tasarım. 3. Çizim yapmak. Her videoda söylediğim gibi mimarlık çizime gerek olmadığını, teknolojinin geliştiğini, şu an farklı şekillerde çizim yapıldığını anlatmıştım. Fakat çizmek her zaman güzeldir. Çünkü elinizin koordinasyonuyla beyninizin koordinasyonu ne zaman beraber çalışırsa o zaman başarıya ulaşırsınız. Bana göre. Çünkü her zaman bilgisayarda çizsem bile ben bir yere gittiğimde, baktığımda, araziyse ne yapacaksam ilk önce elime bir kağıt alıp tak 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 orada aklıma gelen ilk başta akıtıyorum böyle. Yani beynime, elime akıtıyorum. Elime akıtırken de böyle muhteşem olmasına gerek yok. Sadece sizin anlayabileceğiniz şekilde olması gerekli. Ve ne kadar kalemi kullanırsanız elinizin esnediğini ve artık naif çizgileri daha güzel attığınızı fark edeceksiniz. O yüzden çizmek her zaman önemli. Benim çizime yeteneğim yok diyen bir insana da inanmıyorum. Bir şeye çalışırsanız yaparsınız. Çalıştığınız her şeyde de başarıya ulaşmayabilirsiniz. Ama çalıştığınız her şeyde de ilk başta olduğu gibi de olmazsınız. Bu yüzden çizmek çok önemli. Eğer bu videodan sonra da bunları yapmak istiyorsanız size bir tavsiyem olacak. Bazılarınız yurt dışına çıkıyorsunuz, bazılarınız da çıkmıyorsunuz. Türkiye içinde illa tatile gidiyorsunuz. Tatile de gitmenize gerek yok. Kendi şehrinizde bir illaki tarihi bir yapı vardır. Tarihi bir yapı olmasa bile illaki bir bina vardır. Normal bir bina. Bir gün bir kafeye oturun. Starbucks olabilir, başka bir kafe olabilir. Herhangi bir kafeye oturun. Karşınızda ne görüyorsunuz? Bunu çizin ve bana atın. Çok isterim, atarsanız çok sevinirim tabii ki de. Fark edeceksiniz ki başka mekanlarda oturdukça ve karşınızdakini çizdikçe bir şeyleri yapabildiğinizi fark edeceksiniz ve onu oraya resmetmiş olacaksınız. Mimarlığa başladığınızda da muhakkak etkisi olacaktır. Çünkü ilk haftalarda T cetveli diye bir şey var böyle 70 santimlik. Onu elinize aldığınızda ve masaya koyduğunuzda farkı hissedeceksiniz.
Bunu yaparsanız sizin için gerçekten çok güzel olur. 4. Sosyallik. Sosyallik günümüzde ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sosyallik Instagram'da da çok önemli. Her mecrada da çok önemli. Gerçek hayatta da çok önemli. Sanalda ne kadar önemliyse gerçekte de o kadar önemli. Hatta tam tersi. Gerçekte ne kadar önemliyse sanalda da o kadar önemli. Yaptığınız şeylerin veya yapacağınız şeylerin iyi bir yere ulaşması için hiçbir zaman arkadaşlarınızla bağınızı kopartmayın. Bu mimarlığa başlayınca daha çok geçerli tabii ki de. Mesela bir gün hepiniz bu masaya oturacaksınız ve 4 yıl sonra mezun olacaksınız. 4 yıl içinde kendinize ne kadar mimarlık çevresinden veya tasarım çevresinden arkadaş biriktirirseniz senin için o kadar faydalı olacaktır. Atıyorum mesela bir proje var ve bir ekip kurulması gerekiyor. Ve bu projeyi siz yapacaksınız veya arkadaşlarınızla yapacaksınız. Aklınıza kim gelecek? Aa, Ali çok güzel böyle tasarımlar yapıyordu. Aa, Ayşe bunları yapıyordu. Biz hepimiz toplanırsak bu projeye katılabiliriz veya bu yarışmayı kazanabiliriz tarzında şeyler olacaktır. Arkadaşlarınızla hiçbir zaman bağınızı kopartmayın ve edinebileceğiniz kadar arkadaş edinin. İleride bu edindiğiniz arkadaşlar size iş olarak geri döneceklerdir. Muhakkak döneceklerdir, emin olun. Çünkü hepiniz bir kariyer sahibi olacaksınız bir gün ve bu kariyerinizi ilerletirken sosyallik her mecrada olduğu gibi mimarlıkta da çok önemli. 5. Kendin ol. Bence söylediklerim içinde en önemlisi bu. Kim olduğunu asla unutma. Kim olduğunu nasıl unutma diyorsanız da kim olduğunu unutma derken böyle şimdi size burada bir edebiyat yapmayacağım. Anlatmak istediğim kesinlikle bir edebiyat değil. Edebiyat yapmak istemiyorum. Benim anlatmak istediğim doğduğunuzdan bugüne üniversite sınavını kazandıktan sonra illaki bir şeyler yapmıştır. Kimisi basketbol oynamıştır. Kimisi bale yapmıştır. Kimisi resim çiziyordur zaten. Hani böyle şeyler yapmıştır. Kimisi bunlardan hiçbirini yapmamıştır. Daha da farklı bir şekilde edebiyata yönelip daha çok kitap okuyan böyle, daha çok kendini farklı şekilde geliştiren bir insandır. Bu bütün becerilerinizi kim olduğunuzu unutmadan yaptığınız şeylerde uygulayın. Kesinlikle hiçbirinden kopmayın. Mesela önceki şeylerde de anlatıyordum. Mesela ben basketbol oynuyordum. Basketbol oynadığım için çok hızlı düşünmek zorundaydım. Basketbolda 24 saniyen vardır ve çok hızlı da pas atmak zorundasın. 24 saniyede sayıyı bulmak zorundasın. 24 saniyede sayıyı bulmak bana hızlı düşündürmeyi, hızlı bunu yaparsam bu ne olur, bunu yaparsam ne olur gibi şeyler kazandırdı. İlla sizin de kendinize göre kazandığınız bir şeyler vardı. Bunu da gelecekte olduğunuz şeyde, mimar olmanıza da gerek yok. Ne yapıyorsanız bunu uygulayın. Uyguladığınız zaman başarıya ulaştığınızı göreceksinizdir. Ve şunu ekstra, çok ekstra bir şey. Hiç sevmiyorum, sınıfta da böyle insanlar var. Hocaya yalakalık yapanlardan olmayın. Bu çok bağımsız bir şey. Kendiniz olun, yalaka olmayın. Hiçbir zaman yalaka olmayın. Bu yalakalardan zaten çok nefret ediyorum. Solucanların teki hepsi. Yani solucanlar olsa da gerçekten yüksek notla geçiyorlar. Emin olun ki yüksek notla bitirmek gerçekten çok önemli değil. Kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz önemli. Mesela ben bakıyorum, bunu analiz kendim ettim. Bizim okul birincileri bile, mezun olan okul birincileri bile çok iyi yerlere gelemiyor. Ama ortalama geçen bir insan daha çok iyi bir yere geliyor. Neden? Bu adam üniversiteyi ortalama bitirirken başka şeyler yapıyor. Başka şeyler yaptığı için o adam gibi her saat çalışmıyor. Kendini geliştirmekle uğraşıyor. Gidin barlarda takılın falan demiyorum. Tabii onları da yapın ama adam %100'ünü derse vermek yerine daha çok kendini geliştirebileceği, belki de ticaret yapıyordur, bu şekilde şeyler yapıyor. Üniversiteyi bitirdiğinde sosyalliğini arttırıyor olabilir. Herhangi bir şey yapabiliyor. Bu kişi üniversiteyi bitirdiğinde yüzdesel olarak bu kişilerden daha çok başarılı oluyor. Bu yüzden kendiniz olmaya devam edin. Ben Samet Özcan. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz diğer videoda. Ve geçmiş videolarımı izlemek isterseniz de bundan sonraki böyle iki tane video koyuyorum önerdiğim. Onlara tıklayarak devam edebilirsiniz. Samet Özcan Home Talent ailesiyiz biz. Büyük bir aileyiz. Daha da büyüyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bu arada bu kombinimi umarım beğenmişsinizdir. Bu kravat nasıl? Babamın kravatı. Üstündeki de babamın kıyafeti. Birazcık bol oldu ama ben bol şeyler giymeyi de seviyorum. Bol şeyler gerçekten çok güzel. Benim arkadaşlarım bazıları falan dar giyiyor. Diyorum siz ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Cool adam bol giyer. Doğru mu? Buraya da hadi son bir anket olarak bırakıyorum. Sizce kızlar için soruyorum bunu. Kızlar, siz bol giyinen erkeklerden mi hoşlanıyorsunuz? Dar giyen erkeklerden mi hoşlanıyorsunuz? Kimden hoşlanıyorsunuz? Zirve yalnızdır ama yine de söylüyorum. Kızlar hoşlandığı erkeklere soğuk mu yapıyor? Yoksa daha mı samimi davranıyor? Bunu merak ediyorum. Gerçekten. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkese selam, ben Samet Özcan. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir ev en küçük kaç metrekare olabilir? 5. Oha, nasıl bir 5'ti? 5, 6, 7. Var mı arttıran? Var mı arttıran? Yok. Bu videoda hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapacağız. Bu videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı. Çünkü hepinizle beraber küçük, en küçük bir evi tasarlayacağız.